Araç içinde kırmızı ışıkta beklerken özellikle yolcu koltuğundaysanız çevrenize ve diğer arabalara bakma fırsatınız olur. Ama genellikle insanlar böyle durumlarda diğer araçlardaki insanlarla göz göze gelmekten kaçınırlar. Dallas'ta işten dönen Aaron Arias ve Jamal Harris adlı iki genç de bir kırmızı ışığa yakalandıklarında sohbet ediyorlardı. O kısa anda Jamal yandaki arabanın arka koltuğunda kendisine bakan bir kadın fark etti. Genç kadın gözlerini ondan ayırmıyordu. Jamal kadına dikkatli baktığında tuhaf bir detay fark etti. Son derece endişeli ve ciddi görünen kadın onunla iletişim kurmaya çalışıyor gibiydi. Ardından dudaklarının hareket ettiğini fark etti. Başta yanıldığını düşünse de ışık tekrar yeşile dönmeden hemen önce kadının "yardım edin" şeklinde fısıldadığına inandı. Panikli arkadaşı Aaron'a dönerek "yandaki arabada oturan kadın bizden yardım istedi" dedi. Aaron önce onu ciddiye almadı ama yaşadığı paniği gördüğünde bunun bir şaka ya da oyun olmadığını düşündü. O sırada ne yapacaklarına karar vermek için çok az vakitleri vardı. Sonunda iki arkadaş işin aslını öğrenmek için harekete geçmeye karar verdi. Aaron öndeki aracı takip etmeye başladı. O sırada Jamal de 911'i arayarak olanları anlattı, takipte olduklarını söyledi. Ama aracın şoförünün ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda bir fikirleri yoktu. 911 operatörü onlara güvenli bir mesafede kalmaları ve fark edilmemelerini söylerken, bir yandan da gençlerin verdiği konum bilgilerini ekiplere aktararak heyecanlı bir takibi başlatmış oldu. Şüpheli araç otoyola çıktığında işler farklı bir hal almaya başladı. Hava kararmıştı ve öndeki araç hızını sürekli artırıyordu. Adamın farlarını kapattığını gören Aaron ve Jamal fark edildiklerini anladı. Onu gözden kaçırmamak için ellerinden geleni yapıyor, hızına ayak uydurmaya çalışıyorlardı. Jamal de bir yandan 911 ile iletişimde kalmaya devam etti. Onlara sürekli konum veriyor, şüphelinin durdurulması için polislere yardımcı oluyordu. Sonunda otoyol çıkışında şüphelinin yolu polis tarafından kesildi. Araçtan indirilerek gözaltına alındı. Yaklaşık 60 kilometre süren takibin ardından 44 yaşındaki Charles Atkins adlı adam yanında bir silah ve bir bıçakla birlikte yakalandı. Atkins'in daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Saatler boyunca büyük korku yaşayan kadınsa sonunda polisler tarafından kurtarıldığında başına gelenleri anlattı. İşten çıktıktan sonra eve doğru yürümeye başlayan kadın, bir alt geçitte Atkins'le karşılaşmış, onu bıçak zoruyla arabaya bindiren adam bu şekilde yola çıkmıştı. Kadın polislere olay yerinde ilk ifadesini verdikten sonra arkada bekleyen kurtarıcılarını fark etti. Koşarak onların yanına gitti ve sıkıca sarılarak Aaron ve Jamal'e hayatlarını kurtardıkları için teşekkür etti. Aaron o anları anlatırken, "hayatımdaki en güzel kucaklaşmaydı" dedi. Olayın medyaya yansımasının ardından iki genç kahraman ilan edildi. Duyarlılıkları, cesaretleri ve hızlı düşünmeleri sayesinde bir kadının hayatını kurtaran ikili, yaşananlara kendilerinin bile inanamadıklarını, sıradan bir akşamüstünün onlar için hayatları boyunca unutulmayacak bir olaya dönüştüğünü anlattı. Peki siz onların yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.